Hey çocuklar, arkama baksanıza. Ne oldu kertenkele çocuk? Aa Romeo. Ben de Romeo mu diye emin olmaya çalışıyordum. Gene bir işler ki çeviriyor orada kesin. Hadi yanına gidelim. Onu durduralım. Tamam. Hey, beni de bekleyin. Tamam kedi çocuk, sen de gel. Hey Romeo. Seni karşıdan görüp yanına geldik. Gene ne işler çeviriyorsun burada? Söyle bakalım. Çocuklar, tam zamanında geldiniz. Size ihtiyacım vardı. Küçük bir şaka yapmak istiyordum ama ay kızı bana katılmak istemiyor. Neymiş? Sudan korkuyormuş. Sudan korkulur mu? Sen uçabiliyorsun zaten. Boğulma ihtimalin bile yok. Ama Romeo, ya köpek balığı çıkarsa? Yengeçten de çok korkarım. Neyse, boş ver. Hadi sen git buradan. Mızıkçı şey seni. Kedi çocuk, kertenkele çocuk. Bana katılmak ister misiniz? Küçük bir şaka yapacağız. Ne şakası yapacaksın ve kime yapacaksın Romeo? Yoldan geçen rastgele birine ama çok eğlenceli olacak. Bu bal kabaklarının içine saklanacaksınız ikiniz birlikte. Sonra sizi şu gördüğünüz suyun içindeki taşın üstüne koyacağız. Yoldan geçen kişi de merak edip yanınıza gelecek ve içine bakacak. O sırada bö diye bağıracaksınız ve bal kabağının içinden zıplayacaksınız. Sonra korkudan suya düşecek o bakmaya gelen kişi de. Meraklı olmanın zararları diyeceğiz biz de. Harika bir fikirmiş Romeo. Hemen gidiyorum. Aferin kedi çocuk. Adamımsın. Harikasın sen. Kertenkele çocuk sen de gel. Çok eğlenceli bir fikir bu. Ben de çok beğendim kedi çocuk. Geliyorum. Aferin ya. Bayılıyorum size. Keşke en yakın arkadaş olsak sizinle. Ay kızından da bıkmıştım. Gece nicası da zaten hiçbir şey yapmıyor karşılıksız. Çocuklar, sizce bu yaptığınız doğru bir davranış mı? Yoldan geçen insanları korkutacaksınız. Baykuş kız, mızıkçılık yapma. Sen de ay kızı gibi olmuşsun bak. Evet baykuş kız. Oyun bozanlık yapacaksan git. Tamam gidiyorum ama yaptığınız hiç hoş değil. Şimdi pijamaskilleri taşın üstüne götürelim. Gelin bakalım pijamaskiller. Kedi çocuğu arka tarafa yerleştirelim. Kertenkele çocuğu öndeki şeye takalım. Takılmadı. Neyse buraya koyalım. Tamam yola çıkıyoruz. Hazır mısınız? Sıkı tutunun düşmeyin bak. Şu taşa kadar gideceğiz. Çok uzak değil zaten. Tamam gemi yüzmeye başladı. Şu anda birazcık tehlikedesiniz. Gemi elimizden kayarsa ta gölün öbür ucuna kadar gidersiniz. Rüzgar da var zaten. Tamam burada indireceğiz sizi. Gel bakalım. Sen de gel kedi çocuk. Tamam. Görev başarılı. Olamaz, gemi gidiyor, gemi gidiyor. Geminin altında bir şey var. Ne var? Bu şey de ne? Gitme gemi kardeş, gitme. Sana ihtiyacımız var. Tamam, gemiyi karaya çıkardık. Şimdi her şey tamam arkadaşlar. Şu taşın arkasına geçip saklanıp izlemeye başlayacağım. Bakalım şaka gerçekten işe yarayacak mı? Bu arada da suda da çok dalga oluşmaya başladı. Biri suya düşerse buradan cumburlop gider ta öbür uca kadar. Onun için kurtarma ekiplerimiz de hazırla bekliyor. Koca ayıyla göle geldik. Yaşasın. Çok eğleniyorum. Aa, o da ne koca ayı? Oraya gidelim. Ne olur, ne olur, ne olur. Tamam Moşa. Gerçekten çok ilginç bir şeye benziyor. Bal kabağı mı o? Bekle. Elimden tut. Suya düşersen kötü olur. Yüzme de bilmiyorsun zaten. Seni ben götürürüm oraya kadar. Ayılar yüzme konusunda çok iyidir. Gidelim Maşa. Gidelim gel. Gel gidelim Maşa. Gidelim yürü. Sıkı tutun bak sakın düşeyim deme. Burada seni kurtaramam. Tamam Maşa. Burada bekle. Heh. Bekle bir fotoğrafınızı çekeyim. Bal kabaklarıyla orada çok tatlı gözüküyorsun. Bı. Anne. Olamaz. Acil durum, acil durum. Kurtarma ekipleri devreye girsin. Küçük kızı ben kurtardım. Dayan küçük kız. İyi misin? Çok korktum. Çok korktum. O neydi öyle? Merak etme. Biz şaka yaptık sadece. O arkadaşımızdı. Hey, Romeo. Kızı boş ver. Kız nefes alıyor. Koca ayı nefes almıyor. Koca ayı. İyi misin? Hemen seni sudan çıkarmalıyız. Bekle dayan. Kurtaracak seni. Su yutmuş olmalı galiba. Nefes al, nefes al. Ne yapıyorsun ay kızı? Öyle müdahale mi edilir? Bekle. Ambulans ekipleri yolda. Ne? Ambulans mı? Buraya ambulans gelir mi Romeo? Ben ayarlamıştım bir tane geliyor. Böyle şeyler olma ihtimaline karşı çağırmıştım yolda. Ben de gidip kedi çocuk ve kertenkele çocuğu oradan çıkarayım Romeo. Suya düşerlerse gerçekten kötü olur. Kertenkele çocuk gel. Tamam, artık güvendesin. Kedi çocuk sen de gel. Koca ayıya ne oldu ay kızı? Bilmiyorum kedi çocuk. Ambulans geliyor. Birazdan bakacağız. Sen de şurada bekle. Bir yere ayrılmayın sakın. Koca ayı ile ilgileniyoruz şu anda. No ni no ni no ni no ni no ni no. No ni no ni no ni no ni no. Wiu wiu wiu. Heh, işte ambulans geldi. Hadi koca ayı. Hadi koca oğlan. Yaşarsın. Hadi bin ambulansa.
Noni 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 noni. Hiçbiriniz merak etmesin arkadaşlar. Koca ayıya hiçbir şeycik olmaz. Aslan gibidir o. Zaten kendisi bir ayı biliyorsunuz. Hep senin yüzünden oldu kötü adam. Koca ayının intikamını alacağım senden. Al sana su fışkırtıyorum. Ay kızı şunu durdursana. Ambulansı ben çağırdım koca ayı için. Doğru söylüyor. Ambulansı o çağırdı. Şakayı da o yaptı ama çok kötü bir şakaydı. İyi de şakayla alakalı değil ki. Koca ayı birden herhalde nefesi mi tutuldu? Boğazına su kaçmış olmalı. Suya düştü ya birden. Bak sen de suya düştün. Böyle şeyler olabilir bazen. Bir daha Romeo yapmayacak. Pişman oldu. Özür diledi. Evet, özür dilerim. Evet arkadaşlar. Merak etmeyin. Koca ayı hastaneye vardı. Benim yaptırdığım hastane olduğu için içinde ultra teknoloji kullanıyor. Yani kullanılıyor. Koca ayıya hiçbir şey olmayacak. Endişelenmeyin. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.